Manşete hoş geldiniz. Yeni bir ay ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Siyaset acaba yeni gelişmelere nasıl tepki verecek? Bu da merakla bekleniyor. Bütün bunların hepsine bakmaya çalışacağız. Üç e, konuya temas edeceğim. E, birincisi Erdoğan'ı çökerten haber. İkincisi Soyluyu panikleten buluşma. Üçüncüsü ise bu sene erken seçim yok. Evet. Bu üç konuda konuşacağız. başlayalım. i̇lki e, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı ki bu Erdoğan'ı çökerten bir haber. Milli Görüş Camiası'nın başı sağ olsun Milli Görüş liderini kaybetti. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, Muhterem Büyüğümüz Oğuzhan Asil Türk Hakk'a yürümüştür. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun 1935-2021. Evet, 86 yaşındaydı Oğuzhan Asil Türk. Ancak son dönemde çıkışlarıyla gündeme gelmişti Erdoğan'la görüşmesi. Erdoğan'la görüşmesinin ardından İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması, kaldırılması, Türkiye'nin çekilmesi İstanbul Sözleşmesi'nden ve hemen ardından da Oğuzhan Türk'ün Cumhur İttifakı'na sıcak demeçleri ve hatırlayalım hastaneye kaldırılmadan az önce Kıbrıs'a Erdoğan'la beraber gitti. Barış Harekatı'nın yıl dönümünde orada e, Erdoğan'ın yanında bulunduğu ve e, son aylarda da e, Erdoğan'ın yanında olduğunu hiç saklamadı. Erdoğan evinde ziyaret etti, daha sonra Asil Türk saraya çıktı, e, en son işte Kıbrıs'ta beraberlerdi. Aktif bir biçimde yaşına rağmen, sağlık sorunlarına rağmen e, Erdoğan'ın yanında durduğunu söyledi. Ve en son e, Milli Gazete'de kaleme aldığı bir yazıda da e, itaat edeceksiniz dedi ki bununla çok tartışıldı. Çünkü Oğuzhan Türk'ün Erdoğan'a yanaşması Saadet Partisi'ni bir anlamda karıştırdı. Temel Karamollaoğlu hiç renk vermese de durumdan haz etmediğini, etmediği ortadaydı. ancak o da bildiği doğrultuda yürüdü. Fakat işler bu minval üzere giderken Saadet Partisi'nde ne olacak? Oğuzhan abi dengesi vesaire Oğuzhan Asil Türk vefat etti. E, geçtiğimiz ay ortasında, Eylül ortasında koronavirüsten dolayı veya zatürreden dolayı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. E, ailesinden yapılan açıklamalarda da e, henüz e, neden dolayı hayatını kaybettiğine dair bir e, bilgi yok. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca da bunu açıklamadı. Ancak Oğuzhan Asil Türk aşı karşıtı tutumuyla biliniyordu. Sadece aşı karşıtı tutumu değil, maskesiz dolaşması ve işte son dönemde Cumhur İttifakı'na dönük çalışmaları da ortadaydı. Aşı karşıtı olması, maskesiz dolaşması koronavirüs virüsünü kaptığı şeyini güçlendiriyor, tezini güçlendiriyor. En son Kıbrıs'ta da gerçekten işte kalabalık bir heyetle gidildi vesaire. Orada da belki orada belki hemen sonrasında bilemiyoruz. Bu tutumu nedeniyle hem aşı olmaması hem de maskesiz dolaşması veya önlemlere dikkat etmemesi nedeniyle virüsü kapmış olabilir. Nihai açıklama elbette tıbbi durumuna ilişkin yapılacak. Milli Görüş Camiası'nın bir kere daha başı sağ olsun. Neden Milli Görüş Lideri dedim onu da anlatacağım. Çünkü Erbakan'dan sonra Milli Görüş Lideri'ydi Oğuzhan Asil Türk. Ta ki bu yıla kadar bu sene Erdoğan'la birlikte e, görüntü vermesi ve Cumhur İttifakı'na e, Saadet Partisi'ni sürüklüyor e, izlenimi vermesi nedeniyle Saadet Partisi içindeki iç karışıklık onu e, milli görüş liderliğinden en azından bu, unvan bu ünvanla e, anons edilmemeye başlandı. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak anons edildi. Zaten Saadet Partisi de bu e, anonsunda da onu kullanmış. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız demiş. Tam da bugün Milli Gazete'de sistemin denetlenebilirliğine, denetlenebilirliğe ihtiyacı var. Temel Karamolluoğlu'yla Meral Akşener'in görüşmesi e, gündeme geldi. E, ben de açıkçası dün bu görüşmeyi takip ederken acaba Oğuzhan Türk bu işe ne diyecek falan diye düşünmedim değil. E, tedavi gördüğünü biliyorum. E, sağlık durumunu da merak ettim. Neticede iki haftadır hastanede tedavi altında tam bu düşünceler içerisindeyken vefat haberi geldi. Milli Gazete'nin sür manşeti de tam da böyle bir zamana denk geldi. Saadet lideri Karamolluoğlu, İyi Parti lideri Akşener'le bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Karamolluoğlu, önümüzdeki süreç çok önemli ve bu konuda partiler olarak dirsek temasına ve görüşme halinde olmaya ihtiyacımız var dedi. Milli Gazete'den okudum. Buna birazdan temas edeceğim. Millet İttifakı aralarında Saadet Partisi'nin de bulunduğu Millet İttifakı belli ki şimdi Oğuzhan Asil Türk'ün de aradan çekilmesiyle bu yolda devam edecek ve güçlü parlamenter sistem vurgusu sürecek. Neden milli görüş lideri dedim? Milli Gazete geçtiğimiz yıla kadar yani bir yıl öncesine kadar Oğuzhan Asil Türk'le ilgili haberleri bu şekilde veriyordu. Bakın e, burada hemen ekrana getiriyorum. Basın İlan kurumundan aldığım Milli Gazete'nin hangi sayısı? 4 Mart 2020 sayısı. Bakın burada diyor ki Eskişehir Hak Adalet Kardeşlik Konferansı'nda konuşan milli görüş lideri Oğuzhan Asiltürk diyor. Oğuzhan Asiltürk hep böyle anons edildi. Bir yıl öncesine kadar ancak ne zamanki sarayla görüntü vermeye başladı. Milli görüş lideri ünvanı düştü. Artık Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ünvanı kullanılmaya başlandı. Bu da bunun kanıtı. Ve Oğuzhan Asiltürk ne zaman konuşsa Milli Gazete'de sürmanşetten hemen logonun üstünden anons edilir idi. Koronavirüs demişken bir haber daha verelim, birazdan sıra gelmez. Birkaç ay önce bu kitap basılmıştı, Hay kitaptan çıkmıştı. Korona, işte aklınızdaki tüm soruların yanıtları. Ayrıca özel bölüm, yan etkisiz, risksiz korunma yöntemleri. Bu yayın evi korona, karşıtı, korona aşısı karşıtı bir çizgideydi. Bu yayın evinin sahibi Rauf Baysal, 53 yaşında, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmiş. Yine eşi de benzer bir rahatsızlıktan, koronavirüsten tedavi altındaymış. Aşı karşılıklığında durum bu. Yine ülke gündeminde bir iki konu var ki son derece dikkat çekici. Siz... Elektrik, doğalgaz ve LPG'ye yapılan zamları konuşa durun. %10-15 civarında zam yapıldı. En son doğalgaza %15 zam yapıldı. Limak yatırım yani bu beşli çete denen Nihat Özdemir'in başında olduğu grup elektrik dağıtım ve satışından çekildi. Limak Uludağ Elektrik ve Uludağ Perakende satışı satıyor. Kime? Bir İngiliz gruba. Daha önce de Limak grubunun Nihat Özdemir'in yavaş yavaş elindekini avucundakini satmaya başladığına dair haberleri... Kendi ağızlarından dile getirmiştik. Yabancı yatırımcı gelmiyor niye gelsin ki falan demişti Nihat Özdemir. Ee, ve artık ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Limak elektrik dağıtım satışından çekildiğini açıklamış. Yani bir de işin şöyle bir tarafı var. İşte elektrik dağıtım satışında bu Beşli Çete'ye dağıtılmıştı. Veya Erdoğan'a yakın iş adamları almışlardı bunları. Ve şimdi zam yapıyorlar. Erdoğan bunlara dönüp dese ki ne zam yapıyorsunuz? Ben enflasyonla mücadele ediyorum. Siz elektriğe, doğalgaza zam yapıyorsunuz falan diyebilir. Demiyor. O marketlerle mücadeleyi tercih ediyor. Bu daha çok işine geliyor. Bir başka dikkat çekici haberde 37 şirket tüketicilerden kestiği elektrik enerjisi fonunu devlete ödememiş. T24 sitesinden okuyabilirsiniz. Ben sadece kapağını getirdim eksik ve gecikmeli ödeme yapan şirketler de var diyor. Yani şirketler bazında da bir kriz söz konusu özellikle elektrik söz konusu olduğunda, enerji söz konusu olduğunda Türkiye'nin gerçekten güç bir döneme girdiğini gösteriyor. Siz sosyal ağlarda paylaşılan işte LPG zam gelince e, LPG almak için kuyruğa giren araçların falan görüntülerini izliyorsunuz. Ama LPG, elektrik, doğalgaz derken bunların hepsinin e, bir domino etkisiyle başka ürünlere de zammı tetiklemesi söz konusu bunu da hatırlatmış olalım. Kerim Has Moskova uzmanı Rusya'da yaşayan bir gazeteci bu sabah doğalgaza %15 daha zam gelmiş, daha çok gelecek diyor ki Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmenin maddelerinden biriydi. Önümüzdeki aylarda doğalgaz sözleşmesi bitiyor ve yeni sözleşme çok zamlı olacak onu gösteriyor. Dediğim gibi eğer hükümet veya hükümet yok da işte kabine neyse Erdoğan saray enflasyonla mücadelede kararlıysa iğneyi kendine batıracak ve doğalgaza, elektriğe, LPG'ye falan zam yapmayacak veya yaptırtmayacak bu elinde. Fakat o marketlerle mücadeleyi tercih ediyor. Bu zamlar geldikten sonra katlamalı olarak diğer ürünlere de zam geliyor. Enerji gideri artınca ne yapacak üretici? Evet. Böyle bir durum var. Öznur Kalender çizmiş son zamlarla durumu işte marketçiye yönlendiriliyor ya tüketiciler, gıda, köprü, otoyol, doğalgaz, elektrik arkasında sırtında kazık olan, beş kazık olan vatandaş marketçiye yüklenirken dur önce bir dinle diyor marketçi arkada maliyet kazığı var. Yani herkes bir anlamda çok affedersiniz kazığı yiyor. Sonra da birbirine bu şekilde atarlanıyor. Bunu yapan, bu şekilde milleti birbirine düşüren de kim? Yani deminden beri anlatıyorum. Rusya'dan e, şu fotoğraf karesi e, özellikle Bloomberg, e, New York Times gibi gazetelerde alıntılanarak e, Erdoğan'ın e, Putin'le görüşmesinde istediğini alamadığı biçimde haberler yapıldı. El Cezire'de de aynı bu fotoğrafla yapıldı. Görüldüğü gibi iki liderin bir anlık bir görüntü tabii şu. Bu görüntüsü durumu bir anlamda da özetliyor. Her ikisi de düşünceli. Putin havaya bakıyor. Erdoğan da ona bakıyor. Böyle bir hal var. Çok fazla istediğini alabilmiş gibi görünmüyor. Sefer Selvi çizmiş. Rusya ile S-400'lerde geri adım yok. Roket fırlatma, savaş uçakları, denizaltı ve iki yeni nükleer santral yapımı adımlarımız olacak. Domates bile satamamış. Evet, muhabirin yorumu. Evet. Hatırlayın Rusya Türkiye'den giden domatesleri her defasında iade ediyor. Sağlıksız olduğu gerekçesiyle, hasta olduğu gerekçesiyle, hastalıklı olduğu gerekçesiyle vesaire. Ama işte Erdoğan içeride S-400'de yeni parti ki ilk parti daha aktive edilmemiş. Ayrıca s 400 kime karşı kullanacak Erdoğan? Batı ülkelerine karşı mı kullanacak? Roket fırlatma, savaş uçakları, denizaltı, iki yeni nükleer salt, santral adımı atılmış vesaire. Bu şekilde iç kamuoyuna demeç veriyor. Hasan Arslan paylaşmış esprili bir tweet. Rusya'ya kadar gidip desteciyle görüşme yapılmaması 500 yıllık diplomasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir diyor. Evet. Derin Koçer paylaşmış İstanbul'da gerçekten ciddi bir taksi sorunu var artı İstanbul'da trafik durma noktasında çokça oradan yapılan paylaşımlar önüme düşüyor. Türkiye'nin başına sardıkları başkanlık sistemi şöyle bir şey demiş Derin Koçer İstanbul'un taksi olabilmesi için bile rejim değişikliği gerekiyor. Haksız mı? Aynen öyle İstanbul Belediyesi'nin ne zamandır istediği ki 30 yıla yaklaştığı bu süre taksi adedi sabitlenmiş bir türlü değişmiyor. İstanbul Belediyesinin bu konudaki bütün çözüm önerileri iktidar tarafından UKOME tarafından reddediliyor. Bir başka kötü haber Türkiye için Tanzim, tanzim Satış Kooperatifleri, Tanzim e, Türkiye Karım, Tarım Kredi Kooperatif Market, işte bu kısaltı Tanzim Satış. Burada da hazırlıklar başlamış efendim. E, yakındır e, Tanzim Satışlar tekrar bu biçimde devreye girecek. Ama fiyatları karşılaştırdıklarında, Tüketiciler çok da fazla market fiyatıyla fark etmediğini görüyorlar. Evet, çok da fazla market fiyatlarıyla durumun değişmediğini görüyorlar. Erdoğan'ı çökerten haber e, derken bir diğer e, bölüme geçelim. Özellikle muhalefetin arayışlarıyla ilgili. E, Erdoğan Rusya'dan dönüşte e, parlamenter sisteme dönüş yok, başkanlıkla yola devam demişti. Muhalefet partileri... E, 6 Parti birden parlamenter sistem üzerine istişare etmeyi etmeye devam ediyorlar. Millet İttifakı'nın iki ana unsuru CHP ve İyi Parti'ydi. Buna Saadet Partisini eklemeliyiz ki şu anda o Saadet Türk'te çekildiğine göre Saadet Partisi Millet İttifakı'yla sorunsuz olarak yoluna devam edecek gibi görünüyor. Demokrat Parti var ve bu Millet İttifakında olmadıkları halde Deva Partisi ve Gelecek Partisi yani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri de bu görüşmelere katılıyorlar. İki görüşmeyi yaptılar. Üçüncü görüşme de önümüzdeki günlerde olacak. Kurmaylar düzeyinde görüşülüyor ve güçlü parlamenter sistem Erdoğan sonrası inşa edilmeye çalışılıyor. Böyle gelişmeler var ki bunlar Erdoğan'ı gerçekten kızdıran haberler. Ali Babacan paylaşmış ki biz bu <laughs> Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlandığı gün hatırlarsınız belki sürekli takipçiler hatırlar. Ee manşette işlemiştik. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tekerleme gibi bir şey. Kendi çıkandır çıkardığı kararnameleri bile yeni kararnamelerle değiştiriyor, düzeltiyor. Çünkü günlük kanun çıkartmaya, günlük kararname çıkartmaya ihtiyaç var. Yani bir şey çıkartıyor, sonra olmuyor ya da onu mesela bir kişi veya grup için çıkartıyor, üç gün sonra onu geri alıyor, başka bir şey ekliyor falan filan. Tıpkı ihale kanunu gibi yüzlerce kere değiştirildi. Bunu almış Ali Babacan nihayet 6-7 ay sonra. Yamalı bohçanın ne olduğu aşağıdaki fotoğrafta gayet açık. Türkiye'nin sorunlarının çözümünü eskide değil toplumun bütün kesimleriyle kurduğumuz ortak gelecekte arayacağız diyor ki. Zannediyorum biraz önceki bu fotoğrafa da gönderme yapıyor Ali Babacan. Evet, e, muhalefetin iktidarla ve iktidar paydaşlarıyla asla ve asla bir masa etrafında bir araya gelmemesi gerekiyor. Çünkü iktidarın artık samimiyeti, samimiyetsizliği konusunda o kadar çok veri var ki. Yani e, tamamen oyun bozan veya muhalefeti bölmeyi amaçlayan veya muhalefeti küçültmeyi amaçlayan, HDP üzerinden muhalefeti terörize etmeyi amaçlayan bir strateji, bir taktik. Bütün propaganda unsurları ve makineleriyle de bunu kullanıyorlar. Muhalefetin artık... Ben oynamıyorum. Ben bu oyunda yokum. Seninle de masaya oturmuyorum. Seni de dinlemiyorum. Seni yok sayıyorum. Ne işin varsa gör demesi ve kendi bildiği yolda devam etmesi gerekiyor. Evet. Bakın önemli bir örnek. Güvenç daha üstün paylaşmış. oyna. Yeni paylaşmış. Panten Altın Kelebek ödüllerine en iyi erkek şarkıcı dalında aday gösterildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi ya da kişilere teşekkür ederim. Bilindiği gibi altın kelebek ödülleri 72 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir. Günümüze baktığımızda ise Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir. Sevenlerimin yaptığım işleri konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır. Bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğim olarak kayda geçmesini rica ederim. Saygılarımla güvenç daha üstün. Böyle olacak. Her birey pozisyonu ne olursa olsun ben yokum. Senin organizasyonunda yokum diyecek. Böyle dediğinde bir şeylerin değişmeye başladığını görebilir, değişim için umutlanabiliriz. Evet. Ha şimdi hürriyet güvenç daha üstüne saldıracak. Onu itibarsızlaştırmaya çalışacak falan ama güvenç daha üstünler artarsa neticede hürriyet de bulunduğu yerde sabun yutmuş salyangoz gibi eriyecek. Hürriyet ve hürriyet gibiler. Bunu da e, dikkatinize e, getirelim. Evet Erdoğan'ı çökerten haber dedik. Buradan Soylu'yu panikleten buluşmaya geçelim. Bu fotoğraf emekli emniyet mensupları buluşması 29 Eylül'de Ankara'da çekildi. Ve hemen panoda da 3600 ek gösterge var. Dikkatinizi çekerim. Bu zirve şu ya da bu toplantı şu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı emekli e, polis teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. İşte emniyet müdürleri, polis memurları vesaire her rütbede emekli polis. E, ve bu toplantıda özellikle özlük hakları konusunun altını çizdi ve teşkilat e, mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesi konusunda vaatte bulundu. Ben bu işi halledeceğim dedi. Bu bir bu iktidarın Süleyman Soylu ve e, Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadiydi ama bunu yapmadılar. E, fakat e Kılıçdaroğlu böylelikle ön almış oldu. Her ne kadar Süleyman Soylu fena halde panikleyip ya bir dakika ne oluyor deyip bu konuda işte sözümüzün arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyor dese bile artık ata alan Üsküdar'ı geçti. Yani 3600 ek gösterge konusunda Süleyman Soylu emekli emniyet teşkilatı mensuplarına onların istediği yönde bir düzenleme yapsa bile Olay bitti çünkü bu artık bir Kılıçdaroğlu hamlesi olarak algılanacak ve insanlar, polis teşkilatı mensupları Kılıçdaroğlu'na teşekkür edecekler, Soylu'ya değil. Bu konuda muhalefet önemli bir mevzi kazandı. Soylu'yu panikleten de bu, Süleyman Soylu'yu ama artık iş işten geçti. E, TR724'te bir haber var. 3600 ek gösterge çalışması 39 aydır bitmedi biçiminde. Yusuf Dereli'nin haber incelemesi, bunu da e, ilgilenenler, takip edenler e, mutlaka Okumalı, evet. Soyluyu panikleten e, gelişme bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, polis teşkilatı mensuplarıyla buluşması ve 3600 ek gösterge konusunda onlara söz, e, söz vermesi. Bir diğer konuda bu sene erken seçim yok meselesi ki e, muhalefet liderlerinin e, parlamenter sisteme dönüşle ilgili yaptıkları e, konuşmaları, kurmaylar e, bazındaki e, buluşmaları e, anlattım biraz önce. E, Temel Karamolluoğlu görüşmesinin hemen ardından e, Meral Akşener e, 2023'te veya ondan önce seçim olursa dedi e, vesaire. E, Belli ki e, CHP'nin tutumuna da bakıyorsunuz. Hemen seçim, erken seçim, baskın seçim demiyorlar. E, bu sene erken seçim yok derken bunu kastediyorum. 2021'de erken seçim yok. Belli ki 2022'nin ilk yarısında da olmayacak. Tabii gelişmeleri bilemiyoruz. Son derece e, kara bir kışa giriyoruz hemen her anlamda. Pek çok hareketliliği de barındıran. Dolayısıyla şundan e, emin olmalısınız ki artık e, Erdoğan e, parlamenter sisteme dönmez, dönemez kendi yerine kimseyi de cumhurbaşkanı başbakan yapmaz AKP ile de masaya oturulmaz çünkü AKP bu dönemde bu dönemin ardından bir nazi partisi gibi yargılanacak ve sorumluları müebbetle yüz yüze müebbet hapis cezasıyla yüz yüze gelecekler dolayısıyla bu konuda Erdoğan'ın oyun bozma amaçlı yapabileceği her türlü hamle muhalefet tarafından umarım ki anlaşılmıştır. Çünkü artık Erdoğan'ın ne dediğinin bir önemi yok. Hatırla, bir, bir şey hatırlatayım size. 2015 yılı başlarıydı. 2015 Ocak ayıydı galiba. Ahmet Davutoğlu başbakandı, hükümetteydi. Ve o zaman başbakan tek yetkiliydi biliyorsunuz. Yürütmenin başıydı. Siyasette bir şeffaflık paketi gündeme getirdi ve Erdoğan derhal buna tepki gösterdi. Dedi ki böyle giderse görev alacak il ve il başkanı bulamazsınız. Yani siyasette şeffaflık yasasını getirelim. Her şey şeffaf olsun. Gelirler giderler insanlar kazançlarını açıklasın şu bu. Ne diyorsun sen dedi. Böyle giderse dedi il il başkanı il ilçe başkanı bulamazsın. Yani ve derhal o rafa kalktı tabi. AKP bütün tepeden tırnağa herkes kazanç anlamında nemalanma anlamında pisliğe batmış durumda. Bu bunun da teyididir haliyle Türkiye için bir şey yapılacaksa bu Erdoğan'a ve Erdoğan'ın partisine rağmen yapılacak. Dolayısıyla o Erdoğan da AKP'de oyun bozmak için elinden geleni ardına koymayacak. Karşınızda bir ihanet şebekesi var, bir suç örgütü var. Mafyalaşmış ki bu artık uluslararası raporlarda raporlarla da sabit. Mafyalaşmış hatta mafyadan beter bir oluşum var. E, muhalefetin de hesabını buna göre yapması lazım ve vakit varken hükümetin iktidarın kabinenin Erdoğan'ın sarayın AKP grubunun ne derseniz artık ve bürokratlarının ve MHP'nin neyse suçlarına daha fazla ortak olmaması icap ediyor. Yollarını ayırması, kendi işine bakması gerekiyor diyoruz ve böylelikle bu haftaki manşet yayınlarını da noktalıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken hafta sonuna giriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanacak gelişmeler, siyasetteki dalgalama, dalgalanmalar ve elbette ki ekonomideki belirsizlik, kara kış. Pek çok e, biliyorum ki e, hem bu yayını seyreden hem de Türkiye'de gerçekten e, muhtaç durumda olan insanın doğal gazı kesildi ödeyemediği için, elektriği kesildi ödeyemediği için bakalım ne olacak, iş nereye gidecek, kömüre mi dönecekler, dönebilecekler mi? Son derece sert, son derece çetin bir e, döneme giriyoruz efendim. Pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.